Evet, Balıkesir'deyiz. Kepsut ilçesinde. Bölge bayimiz Gizem Tarım'la beraberiz. Derya Yöntem, Gizem Yöntem. Mihelka tarlasındayız. Derya abi, Mihelka tarlasındayız. Ekmekli kılçıklı buğdayımız bizim. Burası neresi? Kimin tarlası ve bize bir Mihelka hakkında bir bilgi verir misin bölgede Burası adaptasyonu, çeşit hakkında? Kepsut'a bağlı Şerimetler Köyü. Arif Yıldız'a ait bir tarla. Mevki adı da Karaciğer. Karaciğeri. Karaciğer mevkisindeyiz. Toprağımız kuvvetli. Ama sulanan bir yer değil. Ovanın içi değil. Bayırda. Güzel bir yer. Daha önce buraları bu kadar kuvvetli olmasına rağmen çok müsait de gitse 500 kilo civarında yılı iyi gittiği zaman 500 kilo civarında buğday aldık mı iyi diyorduk. Yani çok verimli diyorduk. Efendime söyleyeyim bu sene ilk defa bu bölgeye Mihalka. Mihalka'yı sizin sayenizde soktuk zaten bölgeye. Orta erkenci buğday çeşidi diye verdik. Çünkü sıcaklar Haziran'ın içinde çok olduğu için geçici çeşitlerde ekilen, bugüne kadar ekilen geçici çeşitlerde tane suya ihtiyacı oluyor. Mevsim şartlarında da yağmur olmadığı için tam bakılmıyordu. İyi bir yılda 500 kilo alınıyordu. Çok süper verim diyorduk. Ama bu sene hem yılı iyi gitti hem de çeşit itibariyle orta erkenci olması avantajları da beraberinde getirdi. Bu avantajların içinde ekiminden başlayarak kardeşlenmesinde, ot ilacında, pas ilacında yapıldı. Bir geç donlar oldu. Biraz onların ağır donlar oldu. Onların zararı var gibi. Ama ona mukabil belki de bu tarla tarihindeki en iyi verimi yapacak bir tarla gibi gözüküyor. Evet abi, görüntü itibariyle Görüntü, evet. başaklara Şöyle baktığımızda, şöyle bakarsak. başaklara baktığımızda başaklar gayet dolgun. Tepeden tırnağa doldurmuş. Evet. Tarlamız homojen, yatma yok. Tabi burada Gizem Hanım da yine etkisini görüyoruz tarlada. Doğru Şimdi yöntem, doğru uygulama. evet. Buradan müşterilere de insanlara da teşekkür etmek lazım. İnsanlar kendilerine yakın gördükleri için, bilgisine güvendikleri için Gizem Tarım'dan teknik bilgileri aldılar. Eksikliklerini giderdiler ve onun talimatları doğrusunda hareket ettiler. Ne ot ilacının zamanını kaçırdılar, ne pas ilacının zamanını kaçırdılar. Bu da başarıyı arkasından getirdi. Getirdi. Mihelka'yı da bu arada bölgemizde Gizem Tarım aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bölge distribütörümüz, bölge bayimiz Mihelka'nın. Devam et abi. Şimdi başaklarda görüldüğü üzere aşağı yukarı 65 tane falan bir Şöyle ben bir şeyde demet başakta yaptım abi. tane var. 4 ile 6 arasında kardeşlendi. Yani bir tohumdan 60 dersek 240 tane falan alabilirsek Allah verirse tane buğday olacak. Olur diye düşünüyoruz en azından. Onun için de verimlerin en maksimumunu bekliyoruz. Yani bir bölgemiz için. En maksimum verim bekliyoruz. Desen ki en maksimum verim Kepsut için ya da bu tarla için ne diyorsan biz 700 kilo, 750 kilo buğdayı bu tarladan yapabilirsek maksimum 800 kilo öyle gözüküyor yapabilirsek şapka havaya. Çok başarılı bir yıl olur ki bu tarlada bizi büyük ihtimalle utandırmayacak. Utandırmadığı için de ekim alanı önümüzdeki yıl herkes birbirinden görüp de çünkü harmanda bir şeyin arkasından köylü dolaşırken seninkinden 3 romor çıktı, bizimkinden 1 romor çıktı. Aa benimki romorku doldurmadı. Sen ne ektin, ben ektim. Bütün kış bunu, bütün yaz konuşurlarken herkes bir çeşitte karar kılacak. Gözüken de bir şey var. Gözüktükten sonra insanlara bu yönde kanalize etmek veya bu çeşidi ektirmek çok daha kolay olacak. İnşallah iyi olur. Ama bunun için de insanların İlk önce görmesi gerekiyor. Evet, bu Büyük da ihtimalle zaten sizin sayenizde bölgede ekilmeye başlandı, evet. görülmeye başlandı. Bu arada şimdi Gizem Hanım'a dönmek istiyorum. Müsaade edersen Tabii buyur. Derya Bey. Şimdi buğdayda biliyorsun en büyük risk hastalık. Evet. Daha çok kendini belli ediyor, daha çok Aynen. gösteriyor. Bu çeşitler arasında da bunu Evet. maksimum düzeyde görebiliyorsun. Kesinlikle. Diğer çeşitlere baktığın zaman Mihelka'da bu gözlemim nasıl oldu? Bir ziraatçı olarak ve hasta
bilimci olarak sana sormak istiyorum. Ve uygulamada ne yol çizdiniz buralarda? Şöyle, bu sene bütün çeşitlerde hastalanma oranı çok yüksekti zaten. Ama doğru zamanda doğru ilaçlamayla hastalıkların önüne geçebildik. Yani hastalığı baskılayabildik. İki kere pas ilacı attırdık. Zaten iki kere atılması gerekiyor ama çiftçi genellikle masraf oluyor diye bundan kaçıyor ama %30'a kadar verimde kayıplara sebep olabiliyor. Ki yıl yağışlı giderse bu %50-%60'lara kadar bile çıkabilir. Doğru zamanda doğru ilacı attıkları zaman çiftçi de memnun kalıyor tabii ki. Çiftçilere şunu da söylemek istiyorum. Ucuz ilaç diye gidip ucuz bir ilaç almasınlar. Bildikleri ilaçlardan şaşmasınlar. Sonra yok arpam sarardı, yok arpam karardı diye geliyorlar. Biz düzeltmeye çalışıyoruz. Bilindik iyi ilaçları kullansınlar. Zaten onu dekar maliyetinden çıkartıyorlar. Yani aldıkları tondan o ilacın maliyetini hayli hayli çıkartıyorlar. Genelde orijinal ilaçlara yönelmelerini tavsiye ederim. Doğru adres. Gizem Tarım. Yani evet. Öyle diyebiliriz. Tabii yani ben şimdi gözlemlediğim kadarıyla bölgede çok etkinsin Gizem Hanım. Evet. Yani seni de tebrik ederim bu teşekkür konuda. Ederim. Başarının da devamını dilerim. İnşallah. Derya abi söylemek istediğin. Vallahi şimdi bir şeyi söylemeye de görmeden insanlara bir şey anlatmaya gerek kesinlikle yok. İnsanlar ilk önce görsünler. Evet. Tamam mı? Şimdi biz burada ne kadar da desek insanlar bunu çok ciddiye almayabilir. Ama verimi gördükten sonra biz bunun videosunu da tanıtımını da izlemişiz diyecekler. O zaman anlayacaklar. Bugün için bu insanlara sadece bir masal oldu bu. Ön bilgi veriyoruz. Ön bilgi veriyoruz ve diyoruz ki Allah işi karışmasa, Allah bir afat vermezse, nasip kısmet olursa bu çeşit bu sene kepsutta rekor kıracak. İnşallah. Yani tamam, biz burada amacımız doğru bilgi vermek, çiftçiyi doğru yönlendirmek. Bunu yaparken de doğru teknikler uygulamasını, doğru yöntemlerle, doğru tekniklerle bunun mücadele etmesini istiyoruz. Şimdi gene söylüyorum, bizim bölgemiz kırsal bölge, tarım ve hayvancılıkla geçiniyoruz. Bizim için buğday önemli, tanesi önemli. Samanı da önemli. Evet, aşağı yukarı şu anda bunun 1.30 falan boyu var. Evet. Bu büyük ihtimalle, bu benim kendi şahsi görüşüm, 350 kilo civarında kuru sap dökecek. Dönüm hesabı söylüyorum. Hı hı hı. 350 kilo falan. 350 kilo demek de bizim burada küçük balya işte bağlanıyor. Aşağı yukarı 25 kiloluk balya bağlanıyor. Bu da aşağı yukarı 15 balyaya falan tekabül edecek. 15 balya dönümünden saman alıyor, alması olursun demek. Hayvanın 10 dönüm olan bir yerin 150, 100 dönüm eken birisinin 1500 balya samanı, samanını indirmesi olur demek. Bunun ihtiyacını adam koydu mu, tanesinden de atıyorum, hadi sen abarttın da 800 kilo çok da 700 kilo aldığını düşündüğün zaman 10 dönüm yerden 7 ton, 100 dönüm yerden 70 ton. Merak tamam etmez. Bunu ambarına koydu mu kıracak verecek hayvanına. Ne kadar da kar yağsa, ne kadar da don olsa o adama soğuk işlemez kardeşim. Tamam mı? Doğru abi. Hayvanına bakacak, hayvanı mutlu, insanlar daha mutlu. Yani, onun için yani tabii insanlar bunun mutlu olunca biz de mühendis olarak. Bir de şu var, bu sapı yetiştirebilmen için, hayvan için sağlıklı da sapı yetiştirebilmen için, tanıyı yetiştirebilmen için pasta mücadele kesinlikle lazım. İşte onu söyleyecektim. Bu yani pasta bu mücadele edilecek. Verimde doğru yöntemler. Doğru yöntemlerle %30 bilinçli tane artışı, %30 sap artışı olacak. Zaten paslı samanı hayvanın severek ve isteyerek tüketmesi mümkün değil. Onun için hayvana yedirirken de zor olacak. Kardeşim mücadele edeceksen, bugün dönümle 60-100 lira masraf edeceksin. Bu masrafı göreceksin ama öbür tarafından tonajdan ve samandan bunu kat kat çıkarmış olacaksın. Hem de gönül rahatlığına hayvanına yedireceksin. Evet, aynı böyle. Çok da güzel. Işıl ışıl. Abi verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sana da çok teşekkür ederim. Başarıların devamını dilerim. Başka bir tarlada, başka bir bölgede görüşmek üzere. İnşallah. Kolay gelsin. İyi günler diliyoruz. İyi günler.